Bunları izolasyona kavuşturduk. Ondan sonra da grubumuzun içerisinde kurduğumuz sosyal kulüplerden biri sosyal yardım kulübü. Dolayısıyla onların da destekleriyle çocuklarımıza her türlü eğitim ve ekipmanını hazırlayarak giderken bunları da götürdük. Bu bence istikamet değerinin takıma değen bir proje. Hem bizim çalışanlarımız katkı yapıyordu, hem okullarımızın şartları iyileştik, hem de bizim yetiştirdiğimiz kalefelerin baktığı üzerinde ve meslek kurslarında yetiştirdiğimiz uçlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte böyle bir projeyi gerçekleştirip ve ilk projelerini detay almak üzere bu okullarda yaptılar. Dolayısıyla dört kurulundan projeyi birbirine bağlayıp 360 derece bir anlayışla bu projeyi yaptık. Şimdi bu 55 okulu 6 yılda tamamladık. Şimdi gördüğümüz bu 55 okulu tekrar başka ihtiyaçları için yeniden bu şekilde ilk okullarda değişim sloganı altında tekrar başka ihtiyaçlarıyla donatmak olacak. Bunun için proje geliştiriyoruz. Bugün burada sizlerle oyuncak kütüphanesi için bir aradayız. Çocukların en fazla eğlenerek öğrendiklerini eğitimciler söylüyor. Ben de 9 yaş bir çocuk anası olarak çocuğun gerçekten öğrenerek, dokunarak, kurcalayarak, bozarak, deneyerek, kendisi yaparak öğrendiğini bizzat şahidim. O nedenle okullarımızda oyuncak kütüphanelerinin olması, kitap kütüphanelerinin olması kadar önemli diye düşünüyorum. Yeni yüzyıl, yeni sanayi devrimi mutlaka yeni bir girişimci, yeni bir çalışan profili bize dayatıyor. O ne? Meraklı insan, tutkulu insan. Dünyada artık her şey iletişim, internet, Facebook, hepiniz kullanıyorsunuzdur eminim. En ucra köşelerde bile var. Ama bunun ötesinde iletişim çağıyla artık her dünyanın her tarafı birbirine bağlandı. O yüzden meraklı çocuklar, tutkulu çocuklar yetiştirirsek geleceğimizin garanti altında rekabet edebileceğimiz, güçlü yarınlara yelken açabileceğimiz bir Türkiye oluşturacağımızı düşünüyoruz. İşte bu bakış açısıyla biz İstanbul Gençlik Platformu'nun yine bir işbirliği yaptık. İstanbul Gençlik Platformu son derece benim önemsediğim bir